Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben her programı böyle gülerek açıyorum ya. Bazen düşünüyorsunuzdur haklı olarak. Ya ne yapıyor da bu kadın gülüyor diye. Hemen merhaba diyeceğim, sonra söyleyeceğim. Aç Eleri Gülümse Hayatı ekibinden kucak dolu sevgiler. Neden böyle gülerek açıyorum biliyor musunuz? Yukarıda rejide bir sürü arkadaşım var, dostum var, yönetmenim var. Burada sevgili kameraman arkadaşlarım, gelen konuklarım, yapımcım, herkes burada. Biz böyle tam yayına çıkmadan önce bir mavra buluyoruz, gülüyoruz, birbirimize sevdiğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla o sevgi size yansıyor. O yüzden çevrenizdekilere, ailelerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tanışık olduğunuz herkese öncelikle karşınıza çıktığı için çok değerli olduğuna inanın. Onların gülümsemesiyle gülmeye çalışın. İnanın çok kıymetli bir bilgi bu. Hayatta her alanda, ufacık evimizde bile en kıymetli şey ekip olabilmek. Her ekibe sahip olanın bence çok şükürle başlaması gerekiyor hayata. Efendim, Aç Eleri Gülümse Hayata ekibinden bugün yine çok tatlı bir program sizi bekliyor. Nebiye Topuz bizle birlikte. Ne yapacak biliyor musunuz? Çikolata cips yapacak. Diyeceksiniz ki Aç Eleri çikolata cips vallahi oluyor. Hem de çok güzel oluyor. Çıtır çıtır da oluyor herhalde, bize anlatacak. O yüzden çocuklar için de çok güzel, aslında bizler için de çok güzel. Şöyle kahvenin yanında bir iki tane miktarını ayarladıktan sonra neden olmasın diyeceğimiz bir tarifle karşı karşıyayız. Daha sonra benim çok sevdiğim, aynı zamanda arkadaşım olan, kendisiyle birlikte hem program yapmaktan hem sohbet etmekten çok keyif aldığım psikolog ve aile terapisti olan sevgili Durul Mert bizle birlikte olacak. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. İlişkileri daha nasıl güçlü hale getirebiliriz? Çünkü var olan ilişkilerimizi bir şekilde ilk başta beğeniyoruz. Arkadaş olmak istiyoruz, sonra eş olmak istiyoruz. Ve ilişkilerde bir şey oluyor ki güçlenmiyor. Bazen kopmalara kadar gidebiliyor. Buradaki neden sonuç ilişkilerini konuşacağız sevgili Durul Mert'in bilgileriyle birlikte. Daha sonra Hamiyet Oflaz bizle birlikte olacak. İlk defa duydum ben efendim ama çok keyif aldım görmekten. Filografi diye bir şey. Ben de ilk defa duydum. Filografi tablo yapacağız. Böyle çivilerle yapılıyor. Ama inanın hayran oldum. Ben hatta dedim ki ben bu dersi almak istiyorum dedim. O kadar heyecanlandırdı. Belki siz de aynı heyecanı yaşarsınız. O yüzden dikkatlice seyredin. Hiç belli olmaz. Yeni bir hobiniz gelişebilir diyorum. Günün hashtag'i de ilişkilerde iletişim. İlişkilerde iletişim sizce nasıl olması lazım? Lütfen bizimle paylaşın. İlişkilerle iletişim benim için saygı çerçevesinde olması lazım. Bence ilişkilerde iletişim ne iletişimi? Aslında konuşmak, konuşmak, konuşmak lazım. Bunları düşünmemek lazım. İlişkilerde iletişim sevdiğini söylemek, saydığını söylemek lazım. İlişkilerde iletişim bazen sevdiğini söylemeye gerek yok canım. Bir ekmek kızartırsın, o da seni seviyorum demektir lazım. Sizin için neyse lütfen yazın. Nerede efendim? Instagram'da tv360.com.tr'den ve Acelya Akkoyun hesabından. Twitter'da Acelya _Akkoyun ve tv360.com.tr'den. Bekliyorum efendim. Benim için ilişkilerde iletişim önce doğru zamanı bekleyip sonra da biriktirmeden var olan duygularını ifade edebilme yöntemi. Benim ilişki anlayışım böyle. Biraz zor öğrendim, geç öğrendim ama çok yararını gördüm. Paylaşmadan edemedim. Hemen gidiyorum, çikolata cipsini yapmaya gidiyorum. Koşa koşa. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Renkli renkli, ne kadar güzelsin valla. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Tabii getirdiği şey de çok güzel Nebiyeciğim, çikolata cipsi. Evet, şimdi çikolata. Kendin mi buldun bu tarifi? Kendim bulmadım. Ha, bir yerden gördün, esinlendin, evde yaptın. Evet. Güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Hadi o zaman bize de öyle. Şimdi şöyle, hem aromatik burada kuru yemişlerimiz var, çikolatamız var. Hı. Hem de cips olacak yani. Cips kurabiye. Hadi bakalım, merak ettim. Evet, şimdi. Hadi bakalım. Şöyle başlayalım. Burada bir miktar tereyağımız var. Şunu ayırmak istiyorum. Hı. Şekerimiz esmer var. Esmer şekerimiz var. Beyaz şekerimiz. Hı. Şimdi bunları birazcık kremik yapalım. Çok güzel. Kurabiye ile şeker çeşitleriyle evet. Tereyağını çeviriyoruz. Hı-hı. Güzel güzel. Çeviriyoruz. Şöyle birazcık bir krema gibi yapacağız. Belki tavsiye ederim kahvenin yanına, çayın çok yanına. Çok güzel oluyor. Evet. Dayanma süresi de tabii yağ bu kadar olduğu için tabii, uzundur. Tabii. Dolapta falan da rahat durur. Evet.
Peki sen kaç yıldır yemek yapıyorsun? Şimdi açıkçası aslında benim yemek aşkım çocukluktan başlıyor. Hepimizin öyle ama. Evet, rahmetli anneannemin eteklerinin dibinde. Ay ne güzel. Mutfağı meraklı bir kedi gibi böyle. Nerelisin? Kastamonu. Kastamonu diyecektim. Karadeniz, Karadeniz havası var, bir havası evet. Var yani. Ondan sonra öyle. Bir yumurta kırıyoruz bu arada yumurta içine. Yumurta kırıyoruz içine bir tane. Yine karıştırmaya devam. Şimdi evet. Biraz daha karıştıracağız. İşte anneannem işini. Ondan sonra mutfak tutkum hep oldu. Yaklaşık 4-5 yıldır da bu işi biraz daha işe dönüştürmeye, profesyonel olmaya karar verdik. 4-5 yıldır evde sipariş üzerine ikramlık hazırlıyorum. Aferin sana. Organizasyonlara, aferin. İşte ev hanımlarına, çalışan hanımlara. Ya ben hep onu söylüyorum size. Gerçekten asla cinsiyetçi bir program yapmıyorum. Kadın ve erkeğin eşit olduğu, eşitlikle fakat farklı güçlerinin, kaslarının olduğunu dayanarak bir düşünce prensibimiz var ama... artık özellikle kadınların evlerinden işlerini yaptıktan sonra kendi alanlarını yaratmalarına şimdi Durul Mert'e de soracağım. Psikolojik olarak çok doğru ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Kadın daha mutlu oldu. Sadece evde yemeği yapan anne çocuklarına bakanın dışında kendi ürettiğini yapıyor olması değil mi? 4 yıldır hayatın daha mutlu geçiyor herhalde. Kesinlikle zaten şöyle yani ben hanımların her daim üretmesini gerektiğinden yanayım. Evet. Vaktimizi belki. Hiçbir zaman boşa harcamayalım. Dur tabii sen pardon. Haklı olarak. Şimdi burada şimdi kurularımızı anlatalım. Karıştırıyoruz. Kurularımızı anlattık. Koyduk. Unumuzu koyduk. Nişastamız var. Koyduk. Burada nişastamızı koyuyoruz. Hı-hı. Oranlarımız yazıyor zaten biliyorsunuz. Evet. Altta geçiyor sevgili hı-hı. Seyirciler. Tarçınımızı ilave ettik. Kabartma tozumuzu olmazsa olmazımız. Evet. Yine kuru kuru karıştırıyoruz. Şimdi kuruları onları. Karıştırıyoruz. Ben alayım önüne şöyle rahat rahat yönetimini görsün. Daha sonra burada işte biraz krema haline getirdiğimiz yumurta, yağ ve şekerimizi kurularımızı ilave ediyoruz. Hı-hı. Neden ayrı ayrı yapıyorsun? Şimdi şöyle bunların işte kurularla içine koyduğumuz zaman ayrı ayrı miktarı böyle bir işte tam homojen bir karışım olmayabiliyor. Hmm. Böyle bir de kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmamak gerekiyor ki içindeki gluten oranı açığa çıkıp böyle dağılgan bir şey olmasın. Bravo. Glutenini çıkarmamak için evet. Yapıyoruz. Çünkü aslında gluten biliyorsunuz bir yapıştırıcı. Evet. Yapışkan. Siz onu yoğurdukça tıpkı makarnada olduğu gibi daha yapışkan daha bir hale yapışkan, getiriyorsunuz. Evet, ne kadar az yoğurursanız daha pofidik, daha hı-hı. Böyle ağızda dağılan kurabiyeler elde ediyorsunuz. Çünkü yapışkanlığını aktive etmemiş oluyorsunuz hı-hı. Glutenin. Çok güzel bir tarif bu arada. Şimdi, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok fazla karıştırmıyorum. Bu aromatik malzemelerimizi de Antep fıstığımız Antep var. Antep fıstığı. Sizde ceviz varsa fındık varsa bunu da çeşitlendirebilirsiniz. Badem, fındık, ceviz. Damak tadınıza göre. Biraz pişmesi de kısadır herhalde değil mi süre evet, olarak? 15 dakika falan. 15 yani 10-15 dakika kadar pişiyor. Tam da şeyi anlatıyorduk sen karıştırırken. 4 senedir hayatın daha değil mi kendine ait bir alanın olduğu kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Ya şimdi mutfağı zaten seviyorum ama bu işi iş olarak yaparsam acaba sevecek miyim aynı şeyde diye. Bak gerçekten çok seviyorum. Vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Ben de bunu biraz daha ileriye taşımak niyetiyle. Bravo tebrik ediyorum seni. Profesyonel bir eğitim kurumundan mutfak okulundan diyeyim. Öyle mi? Evet. Profesyonel sen de mi pastacılık, o benim çok sevdiğim yerdensin yoksa? Bilmiyorum. Pastacılık ve söylememde sakınca yok, var mısın? Yok şey yine? Var. Hünerli eller var da hep bize geliyorlar oradan mısın diye. Yok yok. Şimdi, çünkü birazdan hünerli ellerden geldi hanımefendi. Ben bir okula gidiyorum. Özel bir okulsun diye. O başka, özel bir tabii. Okul. Profesyonel pastacılık ve işletme eğitimi alıyorum. Bravo. Orta vadede de kendi işletmemi açmayı planlıyorum. Hadi bakalım Allah inşallah. Nasip ederse. Neden olmasın sen iste çalış i̇nşallah. Emek ver. İnşallah. Olursa hayrınadır olmazsa da hayrınadır. Evet. Öyle düşün. Evet şimdi onlara şekil mi vereceğiz? Şimdi bunlara şekil hadi vereceğiz. Hadi gelelim. Hadi getirelim şekil için. Gel bakalım. Dondurma kaşığımız var getirdim, mı? Getirdim getirdim. Hemen. Şimdi dondurma kaşığı istiyorsun. Yani elimizle hemen de vereyim. Yapabiliriz aslında. Yok. Şöyle hemen bir... veriyorum. Aa bak bu daha güzel. Bırak dondurma kaşığını. Bunları çıkarma. Vallahi çıkar. Onu ıslatayım ben sana. İster misin ıslatayım? Olur. Gel getir bak bizim kanalımızın güzel logosu. Onu ıslat şimdi yap. Çok güzel çıkar şimdi ondan bak. Heh. Şekli çıtır çıtır. Bak gördün mü? Şöyle de birazcık bastırıyorum. Yapıştırıyorsun. Bu böyle bildiğin pofidik değil mi? Şöyle birazcık dağılacak. Ben şimdi cips deyince daha ince bir şey diye düşünmüştüm ama bunun herhalde dağılması. Evet. Değil mi? Daha dalgan, daha akışkan böyle
Dışı çıtır, içinde hafiften göreceğiz. Böyle... Bakalım Tolga, İsmet, burada Serkan. Değil mi? Ya, sen tabii, sen de yaşar, bakarsın. Ara sıra. Güzel oluyor yani. İki tane çocuğum var bu arada. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Oğlum mutfağa çok meraklı. Şöyle koyalım. Yapıyor mu? Evet. Aferin. Erkekleri mutfağa sokun. Zaten erkekler hep İsmet işi olarak görüyorlar. Aşçı oluyorlar. Aslında evde de yapabilirler. Yapıyor musun? Yumurta kırıyor musun? Kırmıyorsun. Böyle işte yapamayanları olmaz. Aslında bir süre böyle aç bırakacağım ki öğrensin. Sabah yumurta kırdı mı? Bak Tolga her şeyini yapıyor, yemeğini. Her türlü bize de burada çok güzel menemenler yapıyor. Bu ara yine yap Tolga bize. Bazen kahvaltı hazırlıyor sevgili kameraman arkadaşımız Tolga. Çok da güzel. Bizde kadın erkek ben yok, de, herkes çalışıyor. Kesinlikle kadın erkek diye bence de bir şey yok. Yani hayat paylaşmaktır. Tabii. İnsan kendine hakim olmalı. İnsan kendine vakıf olmalı. Bilmeli evet. Her şey. Yaparsın yapmazsın. Bil ama yapma, ama öğren. Rahmetli anneannem öyle der. Bil kızım, yapma istersen. Yapma istersen ama bil. Evet. Önemli bir şeydir. Bu arada kaç derecede bunları yapacağız? Bunları 175 derecede 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi Durul Mert bizle birlikte olacak biliyorsun. Bugün ilişkileri konuşacağız. Kaç yıldır evlisin? 21 yıldır. 21 yıl. Evet. Oo maşallah, 21 yılda iki tane çocuk. Evet. Ara sıra oluyordur değil mi? Sence ilişkilerdeki, ilişkilerin sürmesi için en önemli şey ne? Nelere dikkat bence, edilmesi lazım? Yani, bence en önemli faktörlerden birisi saygı. Hı hı. Birbirimize saygı duymalıyız, fikirlerimize. Ve bir sorun olduğunda oturup konuşabilmek, açıkça konuşabiliyor musun? Kesinlikle konuşabiliyorum. Onun peki için... nasıl konuşuyorsun? Yani mesela ne zaman konuşuyorsun? Şimdi şöyle, eğer çok sinirliyse eşim, o an biraz uzak duruyorum. Biraz sakinledikten sonra hafif, kesinlikle içimde tutmam. Üzüldüğüm bir şey olursa, kırıldığım bir şey olursa paylaşırım. Böyle yemeği yedirip kahvesini içerken paylaşıyorsun? Evet. Nasıl yakaladık görüyor musun? Böyle yemeğini yedir. Peki o seni nasıl kolluyor? Şimdi bu senin onu kollama yöntemin. Eşim de aynı şekilde. O da mı yemeği yiyor, üzerine kahve içerken mi anlatıyor? Yani bazen öyle oluyor. Bazen dışarıya çıkıyoruz mesela. Ha. Ondan sonra orada konuşuyoruz. Genelde orada sohbet etmeyi seviyoruz ama. Eşin de seviyor yani, eşim değil mi? Eşim de seviyor. Sohbet etmeyi seviyoruz. İçimizde saklamıyoruz. O yüzden de 21 yıldır diyorsun. Çok şükür. Çok yani şükür. Aslında şöyle diyeyim, 21 yıldır bir evliliğimiz var. 2 yılda arkadaşlık dönemimiz var. 23 yıllık. 23 yıllık. Sen kaç yaşındasın? 38. Ben 42 yaşındayım. Var mısın o kadar? Hiç göster. Öyle tahmin ettim. Teşekkür ederim. Vallahi büyük başarı bu aslında. Güzel de bir formül verdi. Kendi formülünü verdi Nebiye. Ama ben izninizle sevgili Durul Mert'in yanına gitmek istiyorum. Şöyle ilişkilerimizi nasıl sağlamlaştıracağız? Hepsini öğreneceğiz. Evet, biz de bunu fırına vereceğiz. Evet sevgili Durul Mert bizle birlikte, yine bizle birlikte. Hoş geldi öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Durulcuğum, hani ilişkilerimizi çok yorumladık ya şimdiye kadar. Evet, evet. Birçok yayında hem sen çok yorumladın hem birçok bu konuda uzman insan yorumladı ama aslında senin ilişkilere çok daha değişik, böyle güzel bir yorumun ve bakışın var. Hı hı. Öncelikle bugün bunu konuşmak istiyorum izninle. Sağlam ilişki, doğru ilişki, ilişki. Hı hı. Öncelikle nedir, nasıl olmalıdır? Senle başlayalım. Evet, şimdi genelde insanlar hep ilişkiler nasıl şekillenir, ilişkiler nasıl daha iyiye götürülür, evet, İlişkilerde nelere dikkat etmeliyiz gibi bir takım düşünceler vardır. Ama burada bence asıl bakılması gereken şey ilişkilerde yapılan yanlışlar. Hı. Eğer ilişkilerdeki yanlışları biz ortadan kaldırırsak zaten o noktaya tekrar geliriz. Hı. Ama... her zaman her yerde söylediğim bir gerçek vardır. İlişkilerde bir takım mitler var. Mit nedir? Mit nedir? İnsanların doğru bildiği yanlışlar. He. Mesela örneğin insanların terli terli su içilmez derler. Terli terli su içilir çünkü ter kaybettiğiniz, vücuttan su kaybettiğinizde su almak zorundasınız. Çok ama doğru. Soğuk su içilmez tabii ki. He. Bu da bir mittir. Bak doğru. Evet. Onun için ilişkilerde de bir takım mitler var. Şimdi bu mitleri eğer biz bilirsek ve bunları... yapmazsak, bu yanlışları yapmazsak zaten ilişkimizi biz doğru yönlendiririz ve doğru tarafa doğru götürmeye başlarız. Hmm. Şimdi bunlardan isterseniz bu mitler nedir? İnsanların nedir? Doğru bildiği yanlışlar nedir? Bir kere çiftlerin her zaman her şeyi birlikte yapma gibi bir yanlışları var. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış, tabii ki yanlış. He. Neden? Çünkü çiftler her zaman her şeyi birlikte yapmalı gibi bir düşünce olamaz. Çünkü insanlar
ayrı bir birey. Birisi kadın, birisi erkek. Birisinin istekleri farklı, birisinin beklentileri çok farklı. Kadının bakış açısı farklı, erkeğin bakış açısı çok farklı. Kadının beklentileri çok farklı, erkeğin beklentileri çok farklı. Peki birlikte yaptığımız alan mı ilişki bizim? Tabii. Şimdi isterseniz ben size onu hadi göster. Küçük bir çizimle göstereyim. Tamam. Nereye? Oraya buraya. Tamam. Tut sen durucumu tamam. Hemen göster. Şimdi örneğin şöyle yapalım. Bu erkeğin bir dünyası olsun. Evet. Bu da kadının bir dünyası olsun. Ha. Şimdi az evvel söylediğimiz gibi şurası kadının kendi alanı. Bireysel alanı. Kendi alanı. Yani mesela Açelya Enis üzerinden gidelim. Evet. O Açelya'nın alanı. Şuraya Enis yazalım. Buraya da Açelya yazalım. Buraya da Açelya yazalım. Evet. O benim alanım. Evet. Şimdi bu senin alanın. Evet. Burası senin alanın. Burası da Enis'in alanı. Evet. Burada ne vardır? İşte arkadaşlarınla iş arkadaşların, kendi başıma sinemaya kendi gitmem, kendi başına gittiğin, yaptığın şeyler, gitmem. Alışveriş, tek başına bireyselliğin burası. Evet. Senin. Bu olmalı zaten. Değil mi? Eğer bu yoksa şimdi az sonra onu da söyleyeceğiz. Bu yoksa problem var demektir. Hı. Enis'in de yine arkadaşlarıyla yemek yemesi, arkadaşlarıyla bir yere gitmesi, alışveriş yapması, futbol maçı izlemesi, evet. Basketbol maçı izlemesi. Erkek deyince değil mi aklı kodla? Bu da mit değil mi ya? Bu da mit değil mi? Enis izlemiyor. Bu da mit. Basketbol izliyordur o zaman. Bunlar ben çünkü futbol izlediğim için. Caz dinlemesi evet, diyelim. Evet, caz dinlemesi evet. Diyelim. Evet, evet. Şimdi bir de sizin ortak alanlarınız. Orada ne yapacağız işte, biz? Burada bilemiyorum ne yapacaksınız. Hayır, orada eşler ne yapmalı ilişkiyi güçlendirmek adına? İşte bu alan olmalı, bu alanı oluşturmalıyız. Şimdi burada ne yapmaktan daha ziyade bu işte iç içe geçmiş ilişkiler olmamalı. Yani ya o alana o karışmamalı, evet, o alana evet. O karışmamalı. Enis, Açelya'nın şu bireysel alanına karışmamalı, Açelya da Enis'in bu alanına karışmamalı. Peki, şimdi çok güzel sorularım var, devam edeceğim. Bu bitti. Hayır, tam onun üzerinden. Tamam. Peki, tam o noktada... Hı-hı. Kadının ya da Enis'in ya da Açelya'nın alanına niye karışılıyor? Buradaki karışma ihtiyacı neden? Bir, söyleyelim mi? Söyle. Kıskançlık. Kıskançlık. İki, ikiyi de sen alalım. Ne olabilir? Ben sizin işinize karışamam ama yani halk kafasıyla benim de kafamda evet, düşünceler evet. Var. Evet. Bence iki, kendi hayatını dolduramamak. Evet. Kendi hayatındaki boşluk insanın. Kendi hayatındaki boşluklar. Evet. Boşluklar. Öbür tarafa vakit ayırmak. Devam ediyorum. Kendisini tanıyamaması. Tanıyamamak. Kendisini evet. Tanıyamaması. Dört, karşısındakini kendisine benzetmek isteme. Ya da sahibi hissetmesi. Evet, karşısındakinin sahibi gibi hissetmesi. Biz sahibimiz yani, birbirimizin. Değiliz tabii ki. Her zaman söylüyoruz. Siz evlilik de olsa, birliktelik de olsa, her ne olursa olsun partnerinizle her zaman flört dönemi yaşayın. Yani onun sahibi olduğunuzu hiçbir zaman hissetmeyin. Eğer onun sahibi olduğunuzu hissettiğiniz an ilişki çöküyor. Çöküyor evet, değil mi? İlişki çünkü çöküyor. Çünkü bir, iki. Yani o zaman şunu mu diyoruz? Herkes erdemini, herkes hayat görüşünü aslında kendi için taşıyor. Bir evet. Başkasına ait evet. Olmak için değil. Bir anlamda da şunu söyleyebiliriz. Kendini ortaya koymak. İlişkide kendini ortaya koymak. Yani ilişkide... Biz koyuyor muyuz? İlişkide... İnsanlar yani hayır, genel olarak. Hayır tabii ki. Hayır, koymuyor hayır, değil mi? Hayır, hayır. Yani eğer ilişkide siz kendinizi ortaya koyarsanız, karşınızdaki partner de o ilişkide kendisini ortaya koyarsa zaten orada bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Ne güzel ama, söyledin. Ama tek taraflı işte o ne izlemeyi seviyorsa ben de onu izlemeyi seviyorum. O ne yapmayı seviyorsa birikir, ben de onu yapmayı patlarım, seviyorum. Birikir, patlarım durur. Tabii yani patlarım olmaz zaten. Yani, olmaz zaten. Birikirim onun olmaz. İçin yaparsam. Mesela şöyle bir düşünce vardır. Çay içer misiniz ya da kahve içer misiniz? Evet içerim. Nasıl içersiniz? Nasıl yaparsanız öyle içerim. Yok olmaz. Öyle bir şey. Nasıl istiyorsan onu söyle. Yıldız Kenter'in ilk öğrettiği şey. Her şey fark eder hayatta. Tabii eder. Ki. Tabii fark ki. Etmez diye bir nasıl, şey yok. Nasıl istiyorsanız nasıl onu bana söyleyin. Söyleyin. İşte ilişkilerde de bu böyledir. Yani ilişkide susmayacağız. İlişkide biz ne istiyorsak karşımızdakine onu söyleyeceğiz. Bravo. Karşımızdaki bunun farkında olsun. Ama en büyük yanlışlardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz? İlişkilerde o beni anlasın. Suratını asıyor. Beni anlayamaz ki. Anlayamaz. Konuş Allah hiç konuşma vermiş. Hiç kimse karşısındakinin bize. Beynini okuyamaz. Bravo. Sen geleceğim söylemek istedikleri söyle. Peki. Evet. Şimdi aslında biraz hızlı sıçrama olacak. Şu çocuk yapmayı en son sormak istiyorum nasıl izin istersen. Verirsen. Çünkü biraz daha ilişkilerden gidip en son çocuk yapmaya gitmek istiyorum. Peki şu da var.
Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Demişsin ki ilişkilerde her şey yarı yarıya mı olmalı? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü bu bir tartışma konusudur. Mesela hesap mı başlıyor? Tabii ki hesap. %50 böyle çok katı. %50. Doğru. İşte bunu ben yıkadım, bunu sen yapacaksın. %50'sini sen yıkayacaksın. 3 kere çarabını sen yere koydun. Evet, 3 kere de ben yapacağım. 4 kere ben bunu yaptım, 4 kere de sen bunu yapacaksın. Çok sistematik oluyor bu. Yorucu. Tabii. Böyle olduğu zaman da ilişkinin ruhuna aykırı bu. Yani ilişkinin bir ruhu vardır. Yani şurada yaptığımız kurabiye var ya, Durul. Hani biz orada hamurla yağı birleştiriyoruz ve kurabiyeyi oluşturuyoruz ya. Bu hesaplarda ayrışıyor galiba, dağılıyor. Süper, kesinlikle. Orada o ne dediniz? Hamurla yağı, bir araya geliyor ve bir kurabiye oluşuyor. Evet. Düşünsenize o hamurun ve yağın ayrıştığını. Hesapta o oluyor fazla olunca. Tabii. Onun için yarı yarıya kavramı diye ilişkilerde kesinlikle hiçbir şey yoktur ama bizi izleyenler mutlaka bunu düşüneceklerdir. Aa evet, ben bu yanlışı yapıyorum. Niye? İşte ben 3 kere çamaşır makinesine işte çamaşırları attım. 3 kere de o atmalı. 5 kere bunu yaptım. 5 kere de o yapmalı. Yok öyle bir şey. Yine konuşma diyorsun. Yine tabii, çözüm diyalog. Tabii. Yani zaten iletişim ne diyoruz? Hep bu programların hep başlığı nedir? İlişkide iletişim. Hep budur. İletişim nasıl kurulmalı? Doğru iletişim nasıl olmalı? İşte ben dili, sen dili vesaire gibi biz dili, bunlar olmalı. Bunlar hep konuşuluyor. Onun için iletişim olmadığı zaman ilişki çöker. Çünkü ilişkinin can damarı iletişimdir. Zorundalık değildir. Değildir tabii ki. Biz galiba zorundalık olarak mı bakıyoruz? Evet. Yani bu kadın, bu erkek, erkek onu yapmalı, kadın bunu yapmalı diye zorundalıklar mı koyuyoruz? Bir toplumun biçtiği bir rol var. Biz hemen o role bürünüyoruz. Kadın bunu yapmaz, erkek bunu yapar. Erkek bunu yapar, kadın bunu yapmaz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kimin gücü yeterse, evelallah yani, o yapar. Burada ben her zaman şunu söylüyorum. Karşımızdakinin yapamadığı yerleri tamamlamak. Eksiklerini tamamlamak. Ne güzel söyledin. Evet. Orada oranlar değişebilir. Değişebilir. Bazen 70-30 olur, bazen 50-50 olur, bazen 10-90 olur. Bu değişebilir ama bu değişti diye problem ortaya çıkartırsak işte o zaman sıkıntı orada başlıyor. Hep biz kendi tarafımızın çok yaptığını düşünüyoruz galiba. Bir de o var değil mi? Evet. Yani evet. Kendimizin yaptığını çok düşündüğümüzden karşıyı da göremiyoruz bazen O zaman orada çok tehlikeli bir şey ortaya çıkıyor. Hep kendimizin bir şey yaptığını düşündüğümüz zaman bilinçaltımıza ondan da bir şeyler beklemek ortaya çıkıyor. O da mutsuzluk. O beklentilerimizi bulamayınca da orada bir hayal kırıklığı ve mutsuzluk oluşuyor. Peki tam hayal dedin de ilişkilerde bütün çiftlerin hayalleri gerçekleşir mi? Hayır. Niye? Niye yıktılar? Şimdi gerçekleşmez tabii ki. Şöyle gerçekleşmez. Karşımızda farklı bir insan var. Karşımızda farklı bir birey var. Karşımızda farklı aileden gelen, farklı coğrafyadan gelen, farklı kültürden gelen, farklı yapıdan gelen, farklı düşünce açıları olan, farklı bakış açıları olan birisi var. Şimdi bu birisinin... Ki bu iyidir değil mi? İyidir ama farklı birisinin bizim bütün hayallerimizi gerçekleştirmesini beklediğimiz zaman ne olur? Hayal kırıklığına uğrarız. Ya da bizim karşımızdakinin bütün hayallerini gerçekleştirmemizi beklenmesi yük olur bize. Aynen öyle. Aslında farkındaysanız konular hep birbirine bağlı. Evet. Hep birbirine bağlı. Yani biz eğer ilişkide hayallerimizi gerçekleştirmek için o ilişkiye giriyorsak hayal kırıklığına uğramayı da düşünmeliyiz. Yani bu şeye benziyor. Aman burada çok örneğini görüyoruz toplumda da. Baba baskısından kaçıp ay kendi evimde özgür olurum deyip yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Evet. O yüzden iyi dengelemek lazım. Peki yurt dışında okumak gibi bir hayalim vardı. Bir fırsat çıktı. Evliyim. Gidebilir miyim? bir uzman ve psikolog bile olsa bir erkeğe zor bir soru mu sorduk? Bana göre gidebilirsin. Birinin hayali bebek, birinin hayali istemiyor mesela. Bana göre gidebilirsin ama bu karşındaki partnerinle konuşulması gereken ve onunla anlaşılması gereken bir konu. Yani işte burada bana göre, ona göre, sana göreler var. Peki burada ikna mı etmek lazım? Yoksa iletişim, yol mu? Hayır, ikna, iletişim. İkna etmek lazım ama doğru şekilde ikna etmek lazım. Tehditle, yani, ceza ile değil. Hayır. Yani, ödülle. Evet. Ama doğru şekilde ikna edilirse zaten problem ortadan kalkar. Ama bizim toplumumuzda işte bir kadının ben yurt dışına eğitime gidiyorum, sen kal, hele hele çocuk varsa vesaire. Çok mümkün mü? Çok mümkün değil bence. Ama
Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Belli bir süreliğine olabilir. Çünkü o öbür türlü de, yani bu şimdi eğitimden bahsettik. Belki biraz daha uç bir örnek oldu ama bir kadının eğitim dışında çocuklarını okula götürdükten sonra kendini geliştirmek istediği bir alan da olabilir bu. Çünkü bunlar yapılmadığı zaman da Durul ilişkileri şey de bozuyor değil mi? Senin yüzünden yapmadım. Bir bedel. Tabii. Ya işte az evvel burada söyledik. O bireysel alanın kullanılmaması. O bireysel alanı kullanmadığınız zaman da karşınızdakini suçlamaya başlıyorsunuz. Suçlamaya başladığınızda da problemler ortaya çıkıyor. Siz bu programı sevgili seyirciler gerçekten kadın erkek fark etmiyor. Karşı tarafla ilgili bir şey düşünüyorsanız lütfen bunu indirin. Evinizde bulunsun, anlatın. Çünkü bu iki kişinin de izlemesi gereken bir yol aslında. Tek kişinin değil. Program da öyle de aynı zamanda yol aslında. Evet. Peki. Bir de şu vardır. Ben onu çok duyuyordum. Yazmışsın buraya, çok hoşuma gitti. Kardeşim beni seviyorsa aklımdan geçeni bilmeli. Niyet okumak. Niyet okutmak istiyoruz biz. Yani suratı düşürüyoruz, niyet okutuyoruz. Evet. Küsüyoruz. Küsüyoruz, niyet okutuyoruz. Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz, niyet okutuyoruz. Evet. Biz niye bu niyeti okutuyoruz? Çünkü niyet okutmak, yani karşımdaki beni anlasın. Bu birçok şeyde, çiftte, birçok ilişkide var zaten. Karşındakinin kendisini anlamasını beklemek beyhude bir çaba. Hmm. Olmayacak bir şey zaten. Mümkün değil. Yani işte yine burada karşımıza ne çıkıyor? İletişim çıkıyor. Dil çıkıyor. Dili doğru kullanabilmek ortaya çıkıyor. 5 gün 10 gün küsmeler var. Daha fazlası da var. Daha fazlası da var. Tabii siz bilirsiniz odaları, de. Odaları ayırmak, yatakları ayırmak, farklı televizyonlarda işte bir şeyler izlemek vesaire vesaire. Bu da psikolojik şiddet. Kesinlikle. Bu da bir şiddet. Kesinlikle. Surat asma. Bu çok bir baskı. Bu çok evet, ya. Evet, bu çiftlerin ilişkilerini ciddi anlamda evet bozan bir şey. Çok bozuyor. Her türlü ilişkiyi, arkadaşlıkta da öyle, kesinlikle, dostlukta da kesinlikle, öyle. Kesinlikle. Bir derdin varsa ben seni kırmış olabilirim. Hı-hı. Sen beni kırmış olabilirsin. Hı-hı. Hayat. Ama sen beni kurduysan bilerek ya da bilmeyerek ben sana küstümse ve seninle konuşmuyorsam o zaman iletişim kesiliyor ve ilişki yarım kalıyor. Yarım kalıyor. Tabii. Onun için çiftlerin kesinlikle burada söyleyeceğimiz şey çok önemli. Aklından geçeni, benim aklımdan geçeni o bilsin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Söyle. Aklından ne geçiyorsa karşındakine uygun bir dille söyle, anlat. Anlar, anlamaz vesaire vesaire. Hmm. Bir daha anlatırsın, bir daha anlatırsın. Suçlayarak öğretiyoruz ya karşımızdakini. Tabii. Senin yüzünden duruluyor. Evet. Bak mesela ne yapıyorsunuz? Böyle elim senin yüzünden yapıyor. Hep karşımızdakini suçluyoruz. Hiç o eli böyle yapmıyoruz. Evet. Bunu böyle aslında yaptığımız bence, bunu böyle yaptığımız an o ilişkiyi kazandığımız andır zaten. Bence de öyle ama aslında böyle yapıyoruz da. Hı-hı. Karşı taraf hiç böyle yapmıyor diye de yapmıyorlar birçoğu. Evet. Aslında yapılıyor. Evet, evet. Yansıtma da var yani. Evet. Peki. Mutlu bir ilişki, mutsuz bir ilişkinin bitmesi mi daha iyidir yoksa o mutsuz ilişkinin devam etmesi mi? Devam etmesi mi? Kesinlikle. Eğer bir ilişki nedir? İlişki, birliktelik nedir? Zevk almaktır. Hı hı. İşte tad almaktır. Hı. Mutluluğuna mutluluk katmaktır. Hı. Tek başına olduğundan daha iyi bir hale gelmektir. Eğer karşındaki sana bunları vermiyorsa ve karşındaki senin enerjini alıyorsa o ilişki devam etmeli midir? Etmemelidir. Bu bütün doğanın tabii, doğanın kanununa aykırı bu. Ama tabii ki şu var. Buradan şu anlaşılmasın. Ayrı. Her sıkıntılı ilişki bitmeli. Öyle bir şey tabii yok tabii ki. Tabii. Her sıkıntılı ilişki önce çözülmeye çalışmalı. Çözülmeli. Ama hayat boyunca o sıkıntılı ilişkinin devam etmesi bu sefer ne oluyor? Çocuklara da etki ediyor. Hmm. Olumsuz etki ediyor. Orada şey var ya, bizim çözemediğimiz nokta herhalde. Sana sormak istiyorum. Şimdi bu anlattığın kümelerden yola çıkarak, hı-hı, Durul. Bizim çözemediğimiz nokta, biz bu kümeleri kendimiz hiç yaratmadığımız için, hı-hı, o insan hayatımızdan çıktığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Maddi olarak bilmiyoruz, gidecek evimiz yok diyoruz. Manevi olarak bilmiyoruz, kötüdür, iyidir ama yine de yanımdadır diyoruz. Hı-hı. Kendi maneviyatımızı, hı-hı, geliştirmediğimiz, hı-hı, için. Burada yine geliyor ki o bireyselliği kurmak gerekiyor. Ortaya koymak gerekiyor. Bunu da öfkeyle değil sanırım değil tabii, mi? Tabii tabii. Bir de öfkeyle kuruluyor tabii, ya. Tabii. O bireyselliği ortaya koymazsak zaten sizin dediğiniz gibi o ilişki, bu ilişki şu anda konuştuğumuz ilişki evlilik ilişkisi değil ama. Herhangi bu, bir ilişki. Bu herhangi bir ilişki. Mesela bir ortaksınız, bir iş ortağınız var ve o iş ortağınız size sürekli enerjinizden alıyor ve sizi mutsuz ediyor. Niye devam edesiniz? Ay ben edemem.
Kimse edemez. Demem. Biz burada gülümse hayatı niye gülümsediyoruz biliyor musunuz? Görüyorsun işte. Evet, evet. Hepimiz kahkaha atıyoruz, gülümsüyoruz yani. Bu çok önemli. İşte ilişkilerde de partnerinizle bunu yaşıyorsanız, bunu yakalayabiliyorsanız işte önemli olan bu zaten. Çok doğru. Peki, çiftlerin karşıtlıkları iyidir. İşte farklı kutuplar olmaları. Birbirini çeker artı vesaire. Eksi. Evet, evet, artı eksi. Doğru mu? Değil. Şimdi düşünün şöyle ama burada çok köşeli bir şey söyleyelim burada. Erkeğin istekleri, düşünceleri, beklentileri, bakış açısı her şey farklı. Kadının da her şeyi farklı. Farklı. Bunun neresi çekici? Bence itici. Çekici değil, itici. Çekici falan değil, dediğin gibi itici. İtici. O yüzden burada çekicilik yok. Yani şöyle toparlayalım bunu. Farklılıklarımız olmalı ama aynılıklarımız da olmalı. Hmm. Yani aynı olduğumuz, aynı açıdan bakabildiğimiz yerler de olmalı. Çok doğru. Yani kadın bu pencereden bakabilmeli, erkek diğer pencereden bakabilmeli. Ama ikisi bir araya gelip ortadaki diğer pencereden ikisi birlikte bakabilmeli. O zaman bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi. Tabii. Mesela evlilik ilişkisine giden yoldan bahsetmek evet. istiyorum. Çocuğa da geleceğim. Süremiz biraz daha var, o yüzden buraya girdim. Yeni tanışan bir çift. Hı-hı. Bir tanesi diyor ki ben evde oturmayı çok severim. İşte çatı bastı var bende. Çatımda. Öbürü de diyor ki ben gezmeyi çatı çok severim. Çatı bastı ne? Çatı bastı hastalığı var. Çatıdan çıkmaz insanlar evlerinin çatısından. Öbürü de diyor ki ay ben de gezmeyi severim. Şimdi bunlar birbirlerini çok seven, çok beğenen, hı-hı. ortak paydada buluşmak isteyen, evlilik evet. kurmak isteyen evet. insanlar. Evet. Nasıl bir uzlaşma olur olacak? Olur mu? Olur tabii ki. Niye nasıl olur? Olur? Biri gezecek bir evlilik. Şöyle olur. O diğeri işte çatıda mutlu. Evet. Mutlu. Şimdi diğer partner de onunla çatıda mutlu olmayı öğrenmeli önce. He, biraz payda. Tabii. Diğeri gezerek mutlu oluyor. O çatıda mutlu olan da gezerek mutlu olmayı öğrenmeli. Ama biri gezerken surat asmamalı, biri çatıda durarken işte, surat asmamalı. İşte bireysel alanlar diyoruz ya. He. Yani o çatıdayken onun bireysel alanı. Onu çok ellemeyeceksiniz. Orada mutlu olmanın yollarını evet, arayacağız. Evet, mesela yani, gezmekten yani hoşlanmıyor zaten, musun? Zaten bundan mutsuzluk çıkartan insanlar bir arada olmayı çok olmasınlar. Fazla istemeyen insanlardır. Evet. Olmasınlar zaten. Olmasınlar zaten. Doğru. Olmasınlar. Yani doğru. Burada şeye de geliyoruz. Karşımızdakini olduğu gibi kabullenmek. Hmm. Karşımızdakini bize benzetmeye çalışmamak. Ya bunu da ben sana yaptım sen de şimdi bana yapacaksın dememek. Evet, evet, evet. evet demek evet, ki yere çok geliyoruz. Çok doğru, peki, doğru. Peki, şimdi hani bir de şey vardır ya ben ona çok üzülüyorum. Bunu sorarken de üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Evet. Çünkü çok hassas bir şey ya çocuk. Tabii, tabii. Yani çocuk ilişkileri kurtarır mı? Çocuk yapalım. Evliliği kurtarmak için çocuk yapmak. Ay, o sormak derece, bile zor geliyor evet, bana son ya. Son derece yanlış bir şey. Çünkü çocuk niye yapılır? Niye yapılır? Çocuk şunun için yapılır. Çocuk mutluluğumuza mutluluk katmak için yapılır. Çocuk biz tamız, birlikteyiz ve bu birliktelikten ona da biz bir şeyler aktaracağız diye yapılır. Bunun dışında kötü giden şeyleri kurtarmak için çocuk yaptığınızda o çocuğu da kötü yaparsın. Ayrışma daha da artıyor. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Ama bu miti, bu düşünceyi değiştirirsek zaten mutluluğu yakalıyoruz. Peki. Şu nedenle çocuk yapılma düşünülebilir mi? Bir de onu sormak hı-hı, istiyorum. Hı-hı. İşte evlendin, 1-2 yıl geçti, 3 yıl geçti ve diyorsun ki biz oraya gittik, aynı yemeği yedik. Biz orayı gezdik, aynı geziyi artık gezdik. Artık her şey bitti. Her şey bitti hayatımızda evet. ama birbirimizi de çok seviyoruz. Yeni bir oyuncak edinelim. Değil mi? Bu bir sebep olabilir mesela. Olmaz tabii ki. Olmaz var tabii çünkü ki. Böyle var, de. Var var. Yani her şey bitti, bir de çocuk yapalım. Her şeyin bitmemesine çalışacağız zaman tabii, önce. Ya her şey biter mi? Dünyada her şey biter mi? Yani bir insanın zevk aldığı şeylerin bitmesi mümkün mü? Hele hele iki kişinin, bir kişinin zevk aldığı şeylerin bitmesi mümkün değil. Ama iki kişinin zevk aldığı şeylerin bitmesi hiç mümkün bir değil. Bir onunki bir onunki diyorsun. Tabii ki, tabii ki hiç mümkün değil. Hmm. O yüzden hani her şey bitti, bir de biz bir çocuk yapalım. Hmm. Yok, yani çocuk yapmak için çocuk yapılmaz zaten. Peki, çok az vaktim kaldı, sürem de az kaldı. Hiç ummadığım bir soru soracağım, hazır mısın? Hazırım. 7 gün var haftada. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ortalama hayatlarda hı-hı. insanlar 5 gün çalışıyorlar. Hı-hı. Bazen de 6 gün çalışıyorlar. Evet. Pazar günleri kalıyor. Evet. Mutlu bir çiftin pazar günü neler yapması lazım kendileriyle ilgili? Çocuklu ve çocuksuz. Kısaca alıyorum. Şimdi pazar günü olduğu zaman, bu sadece pazara sıkıştırıldığı zaman evet. herkes kendi istediğini yapmak istiyor işte orada. Heh. Ne yapacağız peki? İşte orada ortak alanlar oluşturulması hafta gerekiyor. Hafta içi tüketecek miyiz kendi isteklerimizi? Tabii ki kendi isteklerimizi dediğin gibi o 6 gün tüketip hı.
o pazar günü ortak alanlar yapmamız gerekiyor, oluşturmamız gerekiyor. Ya annem günlere günü... gidiyoruz yerine mısır patlatıp evde sinema seyredelim evet, dememiz evet, lazım. Ortak alanlar yani ortak alanları bakın ilişkide ortak alanları bulduğumuz müddetçe problem yaşamayız. Süper. Ama bireyselliklerimizi de unutmadan ortak alanlar bulunmalı. O bireysellikleri unutursak, bireyselliğinden dolayı karşımızdakini suçlarsak o da olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Rica harika ederim. Bir programdı. Yine bekliyoruz. Bugün ilişkilerdi. Biz zaten hep ilişkileri konuşuruz. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Muhteşem. Filografi. Hamiyet oflas. Oflas söyleyemedim. Ne kadar güzel bir şey bu ya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben hayran oldum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu da Hünerli Eller değil mi? Evet. Siz, hepinize sevgiler, selamlar. Ne kadar güzel bir şey. Zor da bir sanat. Evet, zor bir sanat ama o kadar da zevkli. Zevkli değil mi? Ben sizi uzun uzun konuşacağım Hamiyet Hanım ama hemen seyircilerimize bize filografiyi biraz tanıtır mısınız? Bir de anlatır mısınız? Şu tahtamız var bir tane. Evet, önce tahtamız var. Kavak ağacından yapılıyor bu. Özel bir ağaç. Kavak ağacından yapıyoruz. Sonra istediğimiz döşemeyi alabiliyoruz. Kadife olabilir, deri olabilir. İstediğimiz tarzda bir şeyle çalışabiliyoruz. Ondan sonra da yapacağımız ne istiyorsak onu çiziyoruz. Onun mesela üzerine, bugün Hazreti Mevlana'yı çizelim. Evet, bugün Hazreti Mevlana'yı çizip hazırlamıştım ben sizin için. Üzerine çivi çakaraktan evet. Çizgiler doğrultusunda. Böyle bir şey çıkarıyorsunuz, evet, şablon. Şablon çıkarıyorsunuz. Bana deminden beri öğretiyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Size geçmeyin. Şimdi bunu buraya koyuyoruz değil mi? Evet. Ters mi koydum? Evet, doğru. Şimdi ne yapacağım? Şimdi çiviyi koyuyorsunuz. Siz koyun. Koyuyorsunuz. Aparatı bu filografinin. Hat üzerinden çakıyorsunuz. Bu ne şekil. Oldu? Yamuk olduğu zaman bununla düzeltiyorsunuz. Ay çok zevkli. Evet, terapi dersi diğer adı. Bu aynı zamanda değil mi yeni öğrenenlerin eline vurmasın diye. Evet, aynen. Bu şekil. Tamam. Sıklıkla. Şimdi bunları böyle yapıyorsunuz, evet. Yapıyorsunuz. Sonra mesela şunu mu oluşturuyorsunuz? Evet. Ben alayım çakmaya devam edeyim şurada. Evet, bu bitmiş hali. Çok güzel. Bunu da ben size telini göstereyim. Gümüş tellerle yapıyoruz biz genelde. Tamam canım. Alt dokusunu yapıyoruz. Ben göstereyim şöyle şurada size. Siz gösterirken ben çakmaya devam. Nasıl oluyor? Evet. Çok güzel. Süper. Şimdi siz ne yapacaksınız? O telleri birleştireceksiniz. Evet, bağlıyoruz. Çok önemli. Dokumasını yapacağım şimdi. Nasıl bir yuvarlak yaptınız? Evet, bağlıyoruz bunu buraya. Evet. Başladığınız yer önemli mi? Mesela siz koldan evet. Başladınız ama. Ya hayır, önemli değil. Her tarafından yapabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Bu şekil bir sarıyoruz. Saç örgüsü şeklinde. Sonsuzluk işareti gibi. Evet. Bu şekil sarıyoruz. Bitene kadar bu şekil sarıyoruz. Evet. Yani bir kolu şimdi böyle sarıyorsunuz. Evet, bir kol ve bu bitince üstüne tekrar gideceğiz. İkinci bir kaç döşemesi var. Kaç kat yapıyorsunuz? İki kat yapıyorum ben. İsteyen üçte yapabilir üç, değil mi? Evet, eğer ki zemini kapamak zorsa üç katta yapılabilir. Bu kaç kat mesela şimdi bu yaptığınız? O da iki kat. Aynı. O da iki kat, bunun, tamam. Bunun şeklinde. Bu şekilde. Şimdi göreceğiz, tamamlıyoruz. Yakın plan, onu hemen görelim yönetmenim. Ben de bu arada çivilere devam. Çok sevgili. Ne kaç zamandır uğraşıyorsunuz? 4 yıldır yapıyorum. Harika bir sanatmış bu. Nereden? Evet. Bu Orta Doğu'dan gelmiş ama şu an Batı'da terapi dersi olarak veriyorlar. Bu ama terapi yapar. Evet. Ve çocuklar için de hem motor hem de kas için çok iyi olduğunu söyleniyor. Bu çivilerin bir özelliği var mı? Var, evet. Paslanmıyor. Heh, onu soracaktım. Evet, paslanmıyor. Tellerimiz de aynı şekilde gümüş teller. Ya gerçekten çok önemli bir bu şekilde. Açelya Hanım bitiyor. Yapıyorsunuz. Birinci katı bitirdiniz. Birinci kat bitiyor. Sonra üzerine de tekrardan düz bir şekilde gidiyoruz. Böyle zikzaklı değil. Hmm. Bu şekil. Bu şekil kapatıyoruz. Şimdi siz saç örgüsü gibi örtünüz, bir daha mı dönüyorsunuz aynı evet, yerden? Düz bir şekilde gidiyoruz tekrardan bu sefer. Ha, düz.
Evet. Çaprazı bu sonsuzluk işaretini bitirdiniz. Bitti, düz gidiyoruz. Şimdi düz gidiyorsunuz. Bu birinci kat mı oluyor? İkinci kat. Bu ikinci kat. Evet. Sonra bir daha bir kat var değil mi üzerine? Yok, hayır. Sonra tekrar teknik olaraktan Mevlana'nın dönerekten yaptığımız için onu uygulayacağız. Bu bittikten sonra. Yani şu dönüşleri mi göstereceksin? Evet, şimdi bize dönüşleri göstereceğim. Bakın, şimdi bu bitmiş aslında. Sevgili Hamiyet Hanım'ın yaptığı. Evet. Şimdi şu dönüşü mü göstereceksin evet, bize? Evet, o dönüşü göstereceğim ben size. Hadi bakalım. Az kaldı şuradan sonra. Onu hemen hemen her yerde uygulamıyorsunuz. Burada uygulamışsınız. Evet. Bazen, bazen düz bırakıyorsunuz evet, değil mi? Evet, bazen yatay çalışıyoruz. Bazen dönerek çalışıyoruz. Farklı farklı teknikleri var hepsinin. Şimdi bu ne? Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi bunu ortalıyoruz. Evet. Orta tahmini yani göz kararı yapıyorum ben. Aynı noktayı 4 kere gidip geliyorsunuz. Saat yönünde çalışıyorsunuz burada. Yani hep aynı yönde. Mantığı o. Saat yönünde. Yani sonra buraya geçince bunu alıyorsunuz. Buraya geçince bu taraf. Saat şeklinde çalışıyorsunuz. Saat yönünde. Ha, tersten yine bir sonsuzluk işareti var aslında baktığınızda. Evet, evet bu şekilde. Bir yani solun ilerisi sağın evet, ilerisi oluyor. Aynı şekilde. Ha. Bunu bitene kadar yaptığınız zaman yapın bakalım dönüyor. Döndürelim ki gösterelim hemen seyircilerimize. Evet, ben o yüzden çok doldurmadan yapıyorum göstermek için. Var mı bir hesabınız? Yapın yapın. Evet var. Instagram hesabım var. Filografi satışı diye. Ha, peki şey gösteriyor musunuz? Sadece bitmiş evet, ürünleri gösteriyorum. Sipariş alıyorum ama oradan. Ama istesek sizden öğrenebiliriz evet, değil mi? Evet, ders de Hünerlilerde, Küçükçekmece Hünerlilerde ders veriyorum aynı zamanda. Geleceğim bir gün. Evet, Küçükçekmece Belediye'mize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hanımlar için özellikle çok, çok uğraşıyorlar. Aynı zamanda Gülsüm Hanım'ıza, müdürümüze de çok teşekkür ediyorum ben burada. Ben de teşekkür ediyorum, çok güzel. Çünkü sizleri böyle buraya yönlendirmek, toplumu ileriye götürmek. Aynen, çok. Medeniyete ulaşmak budur işte. Ben bu sanatı da herkese tanıtmak istiyorum. Çok vallahi severek ben yapıyorum. Ben bayıldım. Çok. Ben yapacağım, bunu da yapacağım. Ben yakında herhalde artık kendim bunları yapa. Seramik geliyor ama insan özenmemesi imkansız yani. Ne kadar evet, güzel. Bu şekil dönüyoruz. Ben tabii daha çabuk dönebilmek inşallah için. İnşallah. Daha hızlı çok yapıyorum. Çok güzel. Yapın. Zaten süremiz çok azaldı. Evet. Hızlı hızlı bitirelim. Bu dönmeleri. Kaç kere döndün ondan Hamiyet? Genelde 3 kere dolduruyoruz. 3 kere dolduruyorsun. Yani kere. Burada görüyorum. Evet. 1 doldurmuşsun. Evet 3 kere. 3 kere her çivide 3 kere gidip geliyoruz. Yani sonuçta şimdi bu 3.'yü dolduruyorsun sen değil mi? Hayır bir çivide 3 kere gidip geliyoruz ama ben çabuk olsun diye 2 kere de dönmeye çalışıyorum. Bir çivinin üzerinden 3 kere gidip geliyorsun ha, tel olarak. Tel olarak. Göster evet, bakayım bir 3 kere. Mesela dönüşü. Şöyle. 1 2 2 yine aynı tel üzerinden. Aynen. Ve 3 şu şekil. 3 kere doldurmamız gerekiyor. Çok bir güzel. Teli. Bir teli. Evet, bu şekil dönmemiz gerekiyor. Bütün her çivide işlemek zorundayız. Zorundayız. Atlamak yok. Atlamak yok ha. Evet, çok her güzel. Çivi. Çünkü o zaman belli olur zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. İnşallah. Biz seni yine alırız. Çok teşekkür güzel ediyorum. Sergini aç. Tamam. Bize de haber ver. Tamam, tamam çok mı? Teşekkür paylaşım ediyorum. Ben de bekliyorum. Ediyorum. Sağ ol. Sağ olun, hoşçakalın. Çok güzel oldu. Teşekkür ellerine ederim. Sağlık. Teşekkür ellerine ederim. Ellerine çok güzel. Vallahi. Çıtır çıtır yaptım. Çok teşekkür ben ederim. Ben seni takip edebilecek miyim Nebiye? Instagram hesabım neyi var? Nebiye alt çizgi topuz. Topuz oradan takip evet, edeceğiz bu tarifi. Lütfen. Tamam. Teşekkür ediyorum. Haydi efendim ağız tadınız kurabiye gibi olsun. Ruhunuz kurabiye kadar tatlı çıtır çıtır olsun. Hayatınız güzel olsun. Günün sonrasını iyi değerlendirin. Hoşçakalın. Seyirlik belgesel gökyüzünden hafta içi her gün 17'de 360'da.
Bizim işimiz gönül işi. Her sabah evden çıkarken eşimle helalleşip öyle çıkarım. Kimse bilmez ama biz itfaiyeciler bu ülkenin insanları için, onların güvenliği için dua ederek güne başlarız. Allah'ım kimsesiz bir çocuk ve yaşlı birinin imdadına yetişebilmemiz için bize güç ver diye başlar duamız. Yangın alarmı dediğimiz o kırmızı yandığı zaman bütün her şey durur zaten. Evi yanana bir dakika, bir saat gibi gelir. Kendini düşünürsün, çocuklarını düşünürsün. Anlatmak biraz zor. Bir an vardır, gönlünün sesini dinlersin. Dalar alev içerisine girersin. O an bir çocuğun hayatı kendi hayatından ve sevdiklerinden daha önemlidir. Dedim ya, bizim işimiz gönül işi. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Memleket sevdasıyla işini gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. AK Parti. Yılın en göz alıcı indirimi Alfa Moda başladı. Yatak odalarından yemek odalarına, oturma gruplarından köşe takımlarına, yaşam ünitelerinden home dekora kadar en şık tasarımlar %40 indirim fırsatıyla Alfemo mağazalarında sizi bekliyor. Alfemo, benim tarzım o. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı Galatasaray-Benfica Perşembe 20.55'te beIN Sports'ta. Yoğurt iyi olsun isterseniz sütaş gibi yapmalı. Sütü saniyeler içinde ısıtıp soğutmalı. Kaynatıp da proteinleri, vitaminleri kaybetmemeli. Faydasını korumalı, özünü hiç bozmamalı. Sütaş yoğurt, çiftlikten sofralara, güvenle, uzmanlıkla. Spor gecesi hafta içi her gün 01'de 360'da.